Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün Sercan Yıldırım'la ilgili ikinci videomu çekiyorum. Hatırlayacaksınız, ilk videomda Sercan Yıldırım'ın finale giderkenki stratejileri ve yaşadıklarını anlatmıştım. Bugün de size o videodan itibaren bugüne kadar geldiğimiz anları anlatacağım. Hatırlayacaksınız, takımlar 4'e 6 iken 10 kişi vardı ve sırasıyla Aycan ve Yunus Emre gitmişti. Sonra çeyrek final ve oyunlar bireysele dönmüştü. Bireysele döndükten sonra da ilk giden isim Evrim olmuştu. Evrim gittikten sonra oynanan ilk dokunulmazlık oyunu da Sercan Yıldırım almıştı. Ben bu videoyu çekerken ikinci dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak ve daha sonraki günde üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bu dokunulmazlık oyunlarının sonuçlarıyla ilgili arkadaşlar bir bildirim aldık. Bunu videonun en sonunda size anlatacağım. Şimdilik Sercan'ım bireysel oyunlardaki ve genel performans tablosunu size göstermek istiyorum. Tablodan da göreceğiniz üzere %60'ın üzerinde olan Berkan birinci, Sercan ikinci gözükmekte. Bireysel oyunlara baktığımız zaman da Sercan'ın %67'lik bir performans olduğunu görüyoruz. Tabi Sercan'ın oyun içerisinde sizi bireysele gelin, bireyselde göreyim gibi konuşmalarına şahit olmuştuk. Bu da %67'lik performans gerçekten çok kolay bir iş değil arkadaşlar. Oradaki şartlarla birlikte Sercan'dan bu performansın devamını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, Sercan'ın Nisa ile yaşadığı birkaç olay vardı. Yine bir oyun sırasında Nisa ve Cemalcan ağlayarak oyunu terk etmişlerdi. Orada da Sercan'ın birkaç cümlesi vardı açıkçası. Burası Survivor. Yani ağlayacaksanız daha da gelmeyin. Burada oyun oynuyoruz gibi bazı söylemleri vardı ki bizce çok haklıydı. Artık Cemalcan'ın iki bölümde bir ağlamasından ben de sıkıldım, ben de yoruldum. Yani tamam, iyi güzel insan ama hani bir de yani izleyenler olarak biz Survivor görmek istiyoruz artık, öyle değil mi? Tabii Nisan da Cemalcan oyunu terk ederken Sercan'a sen kötü bir insansın diye konuşmalarda bulunuyordu. Cemalcan da hani sanki Sercan onu bilerek yapıyormuş gibi beni düşüremezsiniz diyerek böyle hani anlamsız bir Sercan'ın üzerine oynamalar olduğunu gördük. Tabii Sercan hayatı boyunca profesyonel bir kişi olarak, futbolcu olarak hayatını sürdürmüş. Şimdi burada karşısında çok farklı, çok değişik insanlar var. Şimdi Cemalcan gitti oradan ağlayarak ve bir kenarda durdu. Ondan sonra Nisa gitti yanına. Oyun durdu. Ünlü takımı, o zamanki ünlü takımı durdu ve onların geri gelmesini bekledi. Yani bu yani Sercanların takımının biraz daha oyundan düşmesini sağladı ve Sercanlar bu oyunu kaybettiler. Oyunu kaybettiler ama hala Nisa öyle bir öfke, öyle bir kin doluydu ki oyun sonunda röportajlarda diyordu ki psikoloji düzelebilir ama karakter asla diyerek Sercan'ın üzerine ima eder bir konuşma yapıyordu. Sercan da üstüne alındıktan sonra sen niye üstüne alınıyorsun ki diyor bu sefer de Nisa. Yani sanki Evrim'e söylemiş gibi bir de böyle şeyler söylüyor. Yani bu konuşmalardan sonra artık kimse Nisa'nın Türkçesi güzel değil, konuşamıyor, kendini ifade edemiyor demesin. Arkadaşlar hatırlayacaksınız, gene Sercan'dan örnek bir davranış gördük, ondan bahsedeceğim şimdi. Gene bir konseydi ve Acun Bey herkese söz hakkı veriyordu. Sıra Sercan'a gelmişti ve Sercan artık demişti ki ben yaşayacağımı yaşadım Acun Bey. Yani mümkünse bundan sonrasını Elif'i destekleyerek geçireceğim. Ben Elif'in kazanmasını istiyorum demişti açık ve net bir şekilde. Hani şimdiye kadar Survivor'da yarışırken bu şekilde hani zirveye de oynayan birisinin bu şekilde bir açıklaması olmamıştı. Tabii diğer oyuncular da, yarışmacılar da orada bu söylemlere çok şaşırmışlardı. Sercan'ı gene bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da gene bir araba oyunu düzenledi Acun Ilıcalı. Ve araçta yani Skoda'nın SUV model bir aracıydı. Ben fiyatına internetten şöyle bir kabaca baktım. 250 binden başlıyordu fiyatları arabanın ki bir tane de Elif bunu kazanmıştı. Şimdi Elif'in ikinci kez bu şekilde iddialı olması tabii ki güzel, hoş oldu. Yani Cemalcan, Berkan, Sercan gibi isimlerin arasından bu saatten sonra Elif'in gidip burada Survivor'ı kazanması çok kolay gözükmüyordu. Tabii yarışma da Elif'e uygundu. Tabii yarışmanın adı da annenize sorduk olunca Elif hani annesiyle zaten anladığımız kadarıyla oldukça bağı kuvvetli bir yarışmacı. Tabii ki de böyle bir fırsat gelince de neden ikinci arabayı
almak istemesin. O da çok güzel yarıştı ve en sonunda hak ettiği arabayı kazandı. Bir Bursalı olarak Elif'in bu yarışmadan iki araba kazanmasına ben de inanın çok sevindim arkadaşlar. Umarız bundan sonraki yarışmalarda da Elif gene başarılı bir şekilde devam edecektir. Arkadaşlar şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum. Evrim gittikten sonra hatırlayacaksınız ilk yapılan takım seçmelerinde gene Sercan ve Cemalcan kaptan olmuştu. Ve Sercan Cemalcan'ın yanına giderek demişti ki ben Berkan Elif demişti. O arada Cemalcan diyor ki bundan Berkan haberi var mı? Ondan sonra Sercan da diyor ki hani bunun Berkan'la alakası yok. Senle benim aramda. Oradan Berkan'a kaş göz işareti yapıyor ve Berkan'ın onun takımına gelmek istemediğini anlayınca da hani birazcık böyle Survivor ruhuna aykırı, profesyonel olmayan şeyler. Sercan Yıldırım'a ters kalıyor tabii ki. Sercan Yıldırım bunu cebine koyuyor ve yarışmaya Yasin'le birlikte, Elif'le birlikte 3 kişilik takımla devam ediyor. Arkadaşlar şimdi son dokunulmazlık oyunundan biraz bahsetmek istiyorum. Sercan'ın ne kadar espritüel olduğunu biraz burada bahsetmem gerekiyor. Hatırlayacaksınız oyun oynanırken bir Dünya Kupası muhabbeti dönmüştü ve Elif Sercan'a dönerek demişti ki bench'te şimdi bu oynadığımız ne kupası oluyor falan dedi. Ondan sonra Sercan da işte Dünya Kupası dedi. Ben dedi Almanya'yım dedi. Turnuva takımıyım dedi ki bence de çok güzel bir benzetmeydi. Tabii ben Almanya'yım, turnuva takımıyım deyince de Cemalcan oradan atladı. Dedi ki ben neyim peki söyle bakalım dedi. Sercan ona bu sefer Belçika'sın dedi. Sürpriz yapabilirsin her an dedi. Ondan sonra herkese bir Dünya Kupası'ndaki bir ülkeyle eşleştirmeye başladı. İşte Berkan'a Brezilya dedi. Barış'a oradan İngiltere dedi. Ondan sonra o sırada da Elif'le yarışmaya gidiyordu Sercan ve Nisa'yı unuttuğunu hatırladı. Dönüp dedi ki Nisa'yı zaten söylememe gerek yok dedi. Nisa da şöyle bir gene bozum oldu. Çek mi demek istedi. Ondan sonra Türkiye mi demek istedi. Öyle bir şey oldu. Ve tekrardan Sercan üstüne oynamaya başladı. Dedi ki kötü dedi. Çekler kötü ki dedi. Yani zaten beni kötülemeye çalışıyor gibi bir imada bulunmaya çalıştı. Ne diyelim Nisa? Yani Nisa'ya söyleyecek artık bir şey bulamıyorum. Sercan'la her konuşmasında bir ima buluyor ve Sercan'ın onun hakkında kötü düşündüğünü düşünüyor. Yani Nisa dünyanın kendi etrafına döndüğünü düşünüyor. Ama hani Sercan'ın üzerinden artık daha fazla prim yapmayacaktır. Sercan buna izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Bu arada Barış da Sercan'la Elif gittikten sonra bench'te yalnız kalan takım arkadaşlarına şöyle dedi. Sercan'ın bazen esprileri güzel oluyor ama dedi bazen de dedi anlayamıyoruz dedi. Bugün iyi gününde dedi ve sanıyorum dokunulmazlığı kazanacağını da Barış orada birazcık hissetmişti. Neyse dokunulmazlık oyununu anlatmaya devam ediyordum. Sercan ilk turda Yasin'i daha sonra Elif'i eledikten sonra finalde Berkan'la eşleşti. Berkan da ilk oyunda yendikten sonra Berkan bench'te dinlenmeye gittiğinde dikkat ettiyseniz Cemalcan hemen ona taktik vermeye başladı. Sercan dokunulmaz olunca Nisa'nın ismini vereceğini düşünüyorlardı. Tabii ki biz de ya Nisa ya Berkan olarak düşünüyorduk. Orada Cemalcan'ın Berkan'a vermiş olduğu taktikleri biraz daha böyle hani yarışma ruhunun içerisinde ama biraz daha böyle Sercan'ı artık göndermek için bir grup olduğunu görmüş olduk. Ki zaten bunu da Elif'le Sercan yalnız kaldıklarında artık kim bizim harcımızda kim dokunulmaz olursa bizim adımızı söyleyecekler ve hatta ilk önce benim adımı söyleyecekler diye serzenişte bulunuyorlardı birbirlerine karşı. Dokunulmazlık oyunu 2-0'la Berkan'ı yenerek Sercan almıştı ve oyun sonrasında da gene Murat'la birlikte iki takım dururken Murat tabi burada Sercan'la konuşmak istedi. Murat Sercan'a dedi ki artık dedi bir isim söyleyeceksin, bir sorumluluk alacaksın. Ne düşünüyorsun gibisine böyle bir yoklayıcı bir soru sordu. Sercan da şu an nabzım çok yüksek, duygusal ve mantık açısından düşünüp ondan sonra karar vermek istiyorum diyerek gene de orada Nisa'yı ima etmeden bir konuşma yaptı. Tabi biraz da Sercan'ın Survivor'da yaşadığı talihsiz durumlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sercan bildiğiniz gibi kaydıraklı oyunlarda kayarken birkaç kez şortu yırtıldı. Artık hani nasıl bir şortsa yırtıla yırtıla bitmedi. Yeni şort veriyorlar herhalde artık diyorum ben de. Benim saydığım 5 kere yırtıldı şortu. Hani öyle bir şort versin ki bir tek Sercan'ın yırtılıyor. Bari yırtılmayan bir şort versinler. Yarışmaya da öyle devam etsin istiyoruz. Tabii bir diğer yaşadığı talihsizlikler de kıl payı kaybedilen dokunulmazlık olmuştu geçen haftada. Orada 2 tane Cemalcan, 1 tane Sercan almıştı. Hani birisini Sercan alabilirdi inanın ama
Hani kıl payıyla kaybetmiş oldu diyelim. Belki bundan sonrakileri de gene kıl payıyla kazanır. Arkadaşlar, beni asıl düşündüren şey Sercan'ın dizindeki ağrılar. Biliyorsunuz futbolculuk döneminde de gene bu ağrılardan bahsediliyordu, konuşuluyordu. Şimdi gene bazı parkurlarda onu zorlayınca, böyle inişli çıkışlı parkurlarda, sulu parkurlarda dizinin biraz zorlandığını görüyoruz. İnşallah gelecek dönemlerde yarışmalarda dizinde daha fazla zorlanma olmaz ve yani yarışmaları sakatlanmadan tamamlar. Arkadaşlar, bir sonraki konum da Sercan'ın karakteri hakkında olacak. Sercan'ın karakterini yarışmaya girmeden önce çoğumuz yani bu kadar net bilmiyorduk. Yarışmada biraz daha öğrenmiş olduk ama Sercan'ın ne kadar naif, ne kadar duygusal bir insan olduğunu herhalde herkes artık anlamıştır diye düşünüyorum. Nisa olayında bile kesinlikle Nisa'ya zarar gelmesin diye konuşmadığını söylemişti. Yani bu bile, yani orada bir sürü dedikodunun döndüğü yer, yani yalnızlıktan ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yani orada bile bu konuların konuşulmaması, Sercan'ın buna izin vermeyişi, hatta o konunun yayılacağından korktuğu için de Barış'la olan diyaloğunu hatırlayacaksınız. Onlara bile gitti Sercan ama karşılığında Nisa'nın hani ukala tavırlarıyla karşı karşıya kalması, gerçekten haksızlığa uğradığını söylüyoruz. Bakalım, bugün Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı bazı ses kayıtları varmış. O ses kayıtları biraz daha bu problemin gün ışığına çıkmasını sağlayabilir. Yani birisinin haklı birisinin haksız olacağını açıklayacağını beklemiyorum Acun Bey'den ama hani en azından bir yanlış anlaşılmaya mal olduğunu açıklayacağı bir durum olacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım, izleyip bu akşam hep birlikte göreceğiz. Tabii arkadaşlar, şimdi çeyrek finalden sonra performansın haricinde önemli olan başka bir durum da SMS'lerdeki durum. İlk 8'e kalındıktan sonra topluca bir SMS atıldı ve bu SMS'lere göre de aslında ilk 4 belli oldu. Sadece stratejilerle buradan 5. 6. en fazla çeyrek finale kalabilir. Bu durumda sizce hani SMS sıralaması nasıldır? Hani bunları yorumlarda kendi fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Benim kendi SMS sıralamam şu şekilde. İlk 2'de bence Barış ve Cemalcan vardır diye düşünüyorum bu aşamada. 3. sırada Sercan vardır diye düşünüyorum. 4. sırada Nisa vardır diye tahmin ediyorum. Ve en sonunda da 5, 6, 7. sırada da Berkan, Yasin, Elif şeklinde sıralanmıştır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bakalım, izleyip göreceğiz bundan sonrasını. Bundan sonra neler yaşanacak. Tabii herkesin Sercan'ı göndermek istemesi de Sercan'ı aşırı hırslandırıyor. Elif'le yaptığı son konuşmada siz de hatırlayacaksınız. Hani bizim kazanmamız lazım, diri durmamız lazım, ayakta durmamız lazım. Çünkü ilk fırsatta Sercan'ı, ikinci fırsatta Elif'i yazacaklar. Üçüncü fırsatta herhalde Yasin'i yazarlar diye düşünüyorum. Ama Sercan ya da Elif kazanırsa karşı taraftan teker teker gönderecekler. Arkadaşlar, videonun en başında da bahsettiğim bir konu vardı. Şimdi ondan bahsedeceğim. Aldığımız duyumlara göre bu hafta 3 dokunulmazlığı da Sercan Yıldırım'ın aldığı yönündeydi. Fakat aldığımız bu duyumların çok aslı astarı olan duyumlar değil. O yüzden böyle hani açıklamayı da çok uygun bulmuyorum ama bir taraftan da cebimde tutuyorum. Ki dün ilk oyunu almıştı. Bugün ikinci oyunu da alırsa eğer üçüncü oyunu da alacaktır diye artık iyice emin olacağım aldığım duyumlardan. Bakalım, izleyip göreceğiz. Öyle olursa da aldığım duyumlarda tekrardan söyleyeyim. İlk başta Berkan'ı, sonra Nisa'yı, en sonunda Barış'ı söylediği duyumları var. Hayırlısı diyelim Sercan. Hani herkesin seni yazacağı bu ortamda senin bu şekilde güzel yarışmalarla onları yazman bizleri gururlandırır, sevindirir. Bundan sonraki yarışmalarda da Sercan'a başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun dostum. Seni sevenler, seni takip edenler yarışmada desteklemeye devam edeceğiz. Umuyoruz ki ilk 4'e kalacaksın ve ondan sonraki yaşananlarla ilgili tekrardan ben bir video çekerim. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda tekrar görüşürüz.